Bugün bile denizcilerin korkulu rüyasıdır yedi burunlar. Öylesine korkulu ki en uçtaki buruna kötü burun adını vermiş denizciler. Kaş'tan başlayarak Fethiye'ye kadar neredeyse 30-35 millik bir bölümde sığınacağınız hiçbir yer yok. Ve önünde bir kara parçası da olmadığı için Afrika'dan gelen rüzgarlar burada korkunç dalgalara neden olur. İşte Patara bu yolun başında ya da yukarıdan gelenler için sonundaki korunaklı limanıyla, tatlı suyuyla, arka taraflara yol veren geçitleriyle ideal bir liman konumunda olmuş. Sadece öyle mi? Tanrısal Apollon'un doğduğu iddia edilen iki yerden bir tanesi. Mitolojiye göre Apollon, Kiklatlardaki Delos adasında doğuyor. Ama aynı mitoloji bize diyor ki, bu tanrı Delos adasında Hurmalık'ın yanındaki yuvarlak gölde doğdu. Biraz romantik olursak, arkamda bu yuvarlak gölü görüyoruz ki buna bugün buradaki halk Tekerlek Gölü adını veriyor. Ve Hurmalık da hemen yeni başında, yani aslında Apollon'un doğduğu yeri Delos'ta tarif ederken sanki bir yerde Patara'da tarif ediyor. Apollo kendini de Likya'nın sahibi olarak görüyor. Likya'nın belki de baş tanrısı Apollo. İşte Patara yüzlerce değil binlerce yıl bu coğrafi konumuyla, mitolojisiyle Likya'nın en önemli limanı olmuş ve hatta Roma İmparatorluk çağında Likya'nın başkentliği görevini de sürdürmüş.